Merhabalar. Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere organize kurdeleden yapmış olduğum bu gülümüzün yapımını anlatmaya çalışacağım. Yaptıktan sonra da ben şöyle küçükleri de yaptım, hazırladım. Bu noktaya buraya beraber monte edeceğiz. Böyle hazırladım. Ben bunu runner olaraktan hazırladım. Buraya kalemle çizmiş olduğumu saç kurutma makinesi veya ütünün buharıyla uçan kalemle çizdiğim için bunu rahatlıkla kaybedebilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde hazırladım çiçeklerimi. Yaprağımızın yapımı, gülümüzün yapımı. Şöyle de göstereyim. Bugün bunları gülümüzün, yaprağımızın yapılışını ve nasıl monte edildiğini buraya beraber yapacağız. Şöyle ben elime alıp da gösterdim kameramı. Çünkü tam net gözükmediği için dediğim gibi çiçeğimi böyle buraya sabitledim. Kumaşın adını unuttum bir an için. Etuval kumaş. Evet, şu an hatırladım. Etuval kumaşa bu şekilde çiçeklerimizi hazırladım. Dediğim gibi büyük gülümüzü ve küçük güllerimizi monte edilişinde bugün birlikte yapacağız sizlerle. Şimdi hemen bunu buradan kaldırmak istiyorum. Çok kalabalık görünsün istemiyorum. Sadece şöyle bir tane gülümüzün şurada ne yaptığımızın gözükmesini istiyorum. Bunun için malzemelerimiz bu şekilde: majestik kurdele, organze kurdele, yeşil ip için şu şekilde ip kullandım. Munile ip deniyor galiba. Çok da buna dilim dönmedi. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu şekilde şöyle de tam da göstereyim sizlere. Böyle bir ip kullandım. Bu ipimizin renk numarası. Bunun dediğim gibi adını söyleyemedim. Siz daha iyi bilirsiniz. Bu şekilde bu da renk numarası. Güzel bir yeşil kullandım ben. Bunu yanımda sizlere göstermek için. Çünkü bu bitmek üzere olduğundan dolayı diğer malzemelerimiz: makasımız, çakmağımız, ipimiz. Şimdi hemen bunun yapımına geçelim. Öncelikle şöyle bunun için 50 tane gül yaprağı kullandım ben. Organze kurdeleden. Bu şekilde burada sanıyorum 45 tane, 5 tanesini de sizlerle beraber yapacak olduğumdan için dört santim eninde organze kurdelemiz bu şekilde 4 santim, şöyle net göstereyim, eninde küçük küçük parçalar kesiyoruz. Bunu kendiniz göz kararı ayarlayabilirsiniz. Burada herhangi bir ölçü ben kullanmadım. Sadece şöyle 1 2 3 4 5 Ben bu kadar yapıp beşer beşer kesiyorum. Dediğim gibi bunda herhangi bir ölçü yok. Ama yine de siz hayır ben ölçmek istiyorum derseniz 4,5 5 santime yakın kesebilirsiniz bu gül yaprakları için. Hepsini bu şekilde üst üste koyuyorum. Bu tarafa doğru makasımızın yönünü çeviriyorum. Böyle yuvarlak bir daire şeklini veriyorum. Böyle bir şekil alıyor. Tekrardan buradan düz indim. Gül yapraklarımızı bu şekilde hazırlamak için.
içe doğru kıvrılarak yakalım. Bu şekilde. Yapraklarımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi hemen yeşil yaprak içinde bu şekilde bir buçuk santim eninde 11 santim uzunluğunda iki ucunu birleştirip burayı hafiften şöyle önce bir tutturalım, daha sonra üstünden tekrar geçmemiz gerekiyor. Şekilde yaprağımızın şöyle alttan çakmağımızı verelim. Böyle bir çınar yaprağı görüntüsünü elde edebiliriz. Yaprağımızı da bu şekilde hazırladık. Şimdi gülümüzün ortasını yapalım. Bu şekilde dolayalım. Şöyle de kontrol edelim. Biraz daha olması gerekiyor. Bu şekilde iğnemi buraya sabitliyorum. Gülümüzün yaprağına bir tane telimizi alıyorum. Bu şekilde 50 tane gül yaprağımızı birer dikiş alaraktan ipe dizer gibi bu şekilde bir tane daha yapıp
Şöyle. Bu şekilde 50 tane gül yaprağımızı iğnemize, ipimize alalım. Evet, şimdi ne yaptık? Bütün gül yapraklarımızı hepsini bu şekilde telimizi aldık. 50 tane gül yaprağı ipimize bu şekilde bakın. Böyle dizer gibi hepsini sıra sıra bu şekilde yaptık. Şimdi yaptığımız baş noktamıza şöyle bakın. Sert sarmadan bu şekilde şöyle gül şeklini verelim. Bunu masanın üzerinde değil de ayakta sarma işlemini yaparsanız gülünüz daha büyük olacaktır. Masanın üstünde olduğu zaman hem sert sarılıyor hem de büyük durmuyor. Hafiften bu şekilde düzelte düzelte gülümüzü saralım. Böyle çok güzel büyük bir gül elde ettik. Şimdi bunun arkasından şöyle artık düz koyabiliriz gülümüzü. Burayı da böyle elimizle tekrardan bu şekilde şekil verdikten sonra gülümüzü kenar kısmından başlayarak orta tarafına ortaya gelecek şekilde telimizi alalım. Şimdi dediğim gibi gülümüzü dolana dolana diktik. Şöyle bir yaprak hazırlamıştım ben. İsterseniz siz bunu yapmaya da bilirsiniz. Çünkü gözükmüyor. Ben ilk başta yaptığım için diğer güllerimde de olduğu için bunu gülüme şöyle bir uçtan yine aynı şekilde başlayaraktan buraya sabitleyelim.
Bu şekilde arka yeşil yaprağında diktik ve gülümüz böyle çok güzel oldu. Şimdi bunun montesini de birlikte yapalım. Ben bunu buraya monte edeceğim. Küçük güllerimi de yine aynı az önceki yaptığımız veya daha önceden yaptığım çiçeklerimdeki gibi bu şekilde şöyle şekil verip buraya montesini yapalım. Bunun için şöyle hemen yeşil ipimizi taktım. Yeşil yaprağımızdan iğnemizi geçirdim. Hemen kumaşımızın altından tersini çevirip şöyle göstereyim. Buraya sıkı bir şekilde çıkmaması için gülümüzü bu şekilde buraya diktik. Şimdi şöyle yine diğer gülümüzü de buraya hemen monte edelim. Bu şekilde hazırladık. Dediğim gibi küçük güllerimiz kalmıştı. Onları da diktim. Şöyle de tomurcuk gülleri yaparaktan şeklini verdim. Runner'ımız bu şekilde hazır. Etuval kumaşı hazırladım. Yapacak olan hanımlara kolay gelsin.